bahseden yani 6 ülke var. Irak, Yemen yok. Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Arabistan. Bunlar şu anda siyasi olarak iki safta durdular. Çoğu Suudi Arabistan'ın yanında duruyor. Umman ve Katar biraz yan çiziyorlar. Bu yüzden diğer Muhammed bin Selman bir yeni lider, genç bir lider. Aslında reformist bir lider. Belki onun demeçleri birçok insan çok ediyor. Tartışma yaratıyor. Ama Suudi Arabistan gibi bir ülke böyle bir lidere ihtiyacı olduğunu her kanaat da burada. Yani 10 yıllarca şeriat, daha fazla erkeksi bir yönetim, biraz kapalı bir ülke kalmış. Birden bire bir reform uygulayacaksanız bu kademeli tartışmalı bir şekilde olmaz. Yani bu şekilde bir prens çıkacak, bir prens çıkacak. Diğer prensleri Ritz-Carlton otelinde tutarak onların yolsuzlukla aldığı paraları yeniden alması, 100 milyar dolar aldı. Böyle bir adımlar, böyle bir şey yapınca tabii ki yeni reformlar yapabilir. Çünkü sözünü geçiren bir politikacı şok politikayla uyguluyor. İçeride ciddi reformlar yapıyor. Yani bayanların araba kullanması, tiyatro açılması, okul açılması, biliyorsunuz daha fazla haklar tanınıyor. Abaya ve türbanın takılması, kadına bir şey durumlu olmaması gerektiğini savundu. Ve son bir yasa da çıktı. Erkeklerin eşini takip etmemesi lazım. Yani eşinden biraz şüphe eden erkekler onlara öyle takip yapmaması lazım. Bunu yasa çıkartıyor.